Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Deveciğer, 1981 İzmir doğumluyum. Yaklaşık 11 sene önce eğitim için çıktığım İzmir'e tekrar geri döndüm. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım, tesip sanatı üzerine. Yaklaşık 24 yıldır bu sanatı bir fiil icra ediyorum. 99 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geleneksel Türk sanatları, tesip ve minyatür ana sanat dalını bitirdim. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek orada bu sanatı derinlemesine öğrendim. Orada farklı duayen olmuş hocalardan dersler aldım. 2007 yılında Marmara Üniversitesi'ne girdim yüksek lisans yapmak için. Orada da Çiçek Derman, Uğur Derman, Gülnur Duran hocalarla beraber çalıştım. 2011 yılında da mezun oldum tezimi hazırlayarak. Ama o dönemden bu döneme her zaman bir atölyem vardı, özel atölyem. Aynı zamanda İstanbul'da İSMEK'te tesip hocalığı yaptım kurumda. İzmir'de de şahsi atölyem var ve galerim var, sanat galerim var. Burada devam ediyorum artık. Tesip sanatı, Arapça altınlamak manasına gelen bir kitap sanatıdır aslında. Tarihi çok eskilerdedir. Yani 8. 9. yüzyılda öncelikle duvar frekslerinde görülmüş. Anadolu Selçuklularla ve Osmanlılarla en nihai şeklini yaşamış. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla Topkapı Sarayı'nda bir nakkaşhane kurulmuş. Ve o nakkaşhanede baş nakkaşın, ser nakkaşın öncülüğünde birçok eserler üretilmiş. Tesip'te 24 ayar altın, biz günümüzde 22 ayar altın ve 18 ayar altın kullanırız. Eskiden toprak boya kullanılırmış. Biz günümüzde su bazlı guvaj boyalar kullanıyoruz. Kedi kılıyla yapılmış fırçalar kullanılırmış. Biz günümüzde samur fırçalar kullanıyoruz. Murakka dediğimiz kağıtlarımız var. Bu kağıtları kendimiz hazırlıyoruz. Özel nişast alıyoruz üzerine, altının parlayabilmesi için. Bazen yazı etrafını süslüyoruz. Bazen de yazısız sadece tesip yapıyoruz. Süsleme yapıyoruz. Gelenekli sanatlarımız sadece akademiyle değil, daha ziyade akademiden de önemli olan usta-çırak ilişkisiyle ilerleyen bir sanattır. Evet, akademide ben eğitimimi aldım ama hala ve hatta ölene kadar hocamın çırağı olmaya devam edeceğim. Ben de hala öğrenciyim. Benim hocam Çiçek Derman'dı. Yine en ufak bir şey olsa ben hocamı ararım, hocama sorarım. Aslında bu sanatın geleneği böyle bu şekilde. Bir saray sanatıymış, baş nakkaşın kendi çırakları olurmuş. Hep beraber çalışıp eserleri üretirlermiş. Herkesin görevi farklıymış bir eser üzerinde. Şimdi de öyle. Yani biz sıkıştığımız, çıkmaza girdiğimiz noktada hala hocalarımızdan öğrenmeye devam ediyoruz. Gelenekli bir sanatla uğraşıp Başturak Camisi gibi tarihi önem taşıyan 460 yıllık bir caminin içinde olmak gerçekten bambaşka bir duygu. Farklı bir atmosferi var buranın, dinginliği var. Biz de bu sanatı yaparken mümkün mertebe sessizliği, bir ruhani gıdayı alırız. Ve burası bunun için çok güzel bir yer. Tarihi bir mekanda olmak, o dokuyu hissetmek çok daha önemli.
Resim sanatı bence çok fazla yeteneğe ihtiyaç duymayan, daha doğrusu evet yetenek var ama yetenekten ziyade sabır, istikrar, sevmek gerekir bu sanatı. Bana inanılmaz sabır kattı. Çok sabırsız bir insanım sanırım ama bu sanatla beraber köşelerim yuvarlak oldu, törpülendim. Yani kendi tasarımınız, kendi hayal gücünüz, onu kağıda aktarışınız, sonra altınla buluşturmanız, boyalarla kendi iç dünyanızı yansıtmanız ve ortaya tamamen size ait, sizi yansıtan bir eserin çıkması, yani inanılmaz derecede mutlu edici bir şey. Yani bir nevi fırçayla konuşuyoruz. Fırçayla haykırıyoruz, bazen isteklerimizi, bazen isyanımızı, desen çizgideki karakterimiz, hepsi biz oluyoruz, bütünleşiyoruz çalışmayla ve sonuçta bizden bir parça ortaya çıkıyor. Tesip sanatıyla tanışmam şu şekilde oldu. Güzel sanatları, yani çizim yapmayı çocukluğumdan beri çok severdim. Mutlaka güzel sanatlara gireceğim diye çocukluk hayalimdi. Grafiker olmak isterken geleneksel Türk sanatlarını keşfettim ve o branşta ilerledim. Yani motiflerin anatomisini bilmek, yaprakları, stilize edilmiş çiçekler. Yani evet doğaya bakıyoruz ve biz onu sadeleştiriyoruz ve kendi çiçeğimizi yaratıyoruz. Yani bunu yapabilmek çok keyifli bir şeydi ve tesibi bu yüzden tercih ettim. Son dönemlerde bu sanata ilgi artıyor. Çünkü özel kurumlar olsun, belediyeye ait kurumlar olsun birçok yerde artık kurslar açılıyor. Yani ehil, akademik bir mevkiden gelmiş hocaların talebeleri yetişiyor. Sergiler oldukça herkes duyabiliyor. İlgi daha fazla diye düşünüyorum. ...2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği uluslararası bir yarışmada klasik tesip dalında dünya ikincisi oldum. Bununla beraber tüm çalışma sistemim de değişti. Yani daha ziyade Arap müşterilerim çok olmuştu. Bir dönem onların çalışmalarını yaptım. Yaklaşık 5 yıldır kemer altında bir atölyem var. Yaklaşık 50'ye yakın öğrencim oldu. Hala bir fiil devam ediyoruz. Yani İzmir'de de bu sanata ilginin olması ve gün geçtikçe artması benim için çok keyifli. Öğrendikçe öğrencilerim daha fazla, daha derinini öğrenmek istiyorlar. İnşallah bir sergimiz olacak ilerleyen birkaç ay sonra. Kurumsal firmaların bizi desteklemesi, daha fazla sergiler açıp insanlara bu sanatı duyurmamız, belki daha fazla tanıtım, röportaj, bu şekilde bir bilgilendirmenin olması gerekir diye düşünüyorum. Yani desteğin olması gerekir. Çünkü biz maalesef hem pahalı bir sanat yapıyoruz, hem de tabiri caizse iğneyle kuyu kazıyoruz. Çok zor, sabır gerektiren bir sanat. O yüzden tanıtım kısmımız da eksik, destek kısmımız da eksik. Çünkü altın malzeme kullanıyoruz. Belki devlet tarafından desteklensek bir nebze daha bize faydalı olabilir diye düşünüyorum.